O gün Avrupa'daki stadları tahmin ediyoruz. Ve o ülkeden bir oyuncuyu kadromuza ekliyoruz. Ama bazı kurallarımız var. Stadyum hakkında ne kadar çok şey bilebilirsek kadromuzu o kadar iyi bir oyuncu ekleyebiliriz. Ve hiç vakit kaybetmeden ilk stadımızla başladık. Böyle bir bakalım bak. Bu bana tanıdık geldi aga. İskoçya'da Hearts diye bir takım var. Onu düşünüyorum ha. Logo da şurada varmış. Hearts'ın logosu bu ya. Önce bir İskoçya'yı bulmak lazım. Oğlum İskoçya nerede acaba la? Ha İskoçya'yı bulduk. Şimdi burada olayımız 50 kilometrenin altını bulabilmek. Acaba Hearts diye bir bölge mi var yoksa bir yerin Hearts diye bir takım mı bu ya? 45 saniyemiz kaldı. Lan ne çok yer var ya. O İskoçya'da Dumfries diye bir yer varmış lan. Oha Anan diye bir yer de varmış. Ayıp kardeşim ayıp. Allah süre bitiyor. Bir yeri sallayacağım. Büyük şehirlerin arası Atacağım. Bakalım tutacak mı? Oy! Elinin altındayız. İşte bu 33 kilometre. Edinburgh'daymış. Heart of Midlothian Football Club. Ana! Kulübün tam adını aslında bilemedik ha. Ha bildik ya işte. Hearts yazıyor oğlum burada kocaman. Baksana Tottenham'la oynayacaklarmış bir de. Tamam. 3'te 3 yaptık. Takımı bildik. Ülkeyi bildik. 50 kilometrenin altındayız. Şimdi istediğimiz İskoç bir oyuncuyu kadromuza ekleyebiliriz. Uy! Bayağı iyiler varmış lan. Ama ben sevdiğim adama gideceğim. Scott McDominay'a e gideceğim. 1.93. Orta sahayı direkt toplayarak başlayacağız ve Euro kartı Scott McTominay'in ve kadromuzdaki iki oyuncu Scott McTominay oluyor. Baya iyi başladık. Kartı bilmek iyi oldu. Çünkü bu videonun sonunda bir maç yapacağım ve eğer maçı kaybedersek kadromuzdaki bütün oyuncuları hızlı satmak zorundayız. Yani Hearts'ı da bildiysek iyi bir kadro kurarız diye düşünüyorum. Ama bakalım kurabilecek miyiz hakikaten? Vurmak için sıradakini de bilmek lazım. Taraftarların direkt bir logo var üstünde. Yeşilimsi bir takım. Formayı çok Celtic'e benzettim lan. E oğlum Celtic logosu sanki bu ya yine mi İskoçya'dayız? Celtic'e benziyor ama bu İrlanda'da Bohemian falan öyle bir takım var o da olabilir ya. Bakalım Intelligent Cap bilmem ne. Scoreboard'dan hiçbir şey anlaşılmıyor. Lan görüntü de baya dandik ya. <laughs> Çeken adam da buradaymış. <laughs> Abi bir poz vereydin be. Şimdi şu adamın sırtında Magners yazıyor ama hiçbir şey ifade etmedi bana. Tiplere bakayım. İskoç aslında benziyor İskoçlara. Mesela şu adam. Bu da hiç benzemiyor. Arkadan da bakıyor millet. Yani Celtic diyeceğim. Ama bir bakalım ya. Yine İskoçya gelmesin oğlum. İki tane İskoçya neymiş ya? Celtic nerenin takımı acaba? Onu da bilmiyorum ki. Hangi şehrin takımı? Herhalde büyük şehirlerden biridir. Oğlum bu bir İrlanda çıkmasın ya. vallahi Celtic'e çok benzettim ama. Bu sefer de Glasgow'a sallayacağım. Hadi bakalım doğru mu? Oy bayağı da iyi sallamışım lan. <laughs> 3.3 kilometre. Lan Stadion'da direkt Celtic parkmış zaten. Çok iyi. Yine takım ülke ve 50 kilometre limitini geçmedik. Ama yine İskoç bir futbolcu. Oğlum nasıl denk gelebilir böyle? ya. Bütün Avrupa'daki statlar var. Ve iki tane İskoç takımı denk geldi. Şimdi güzel kartlar var. Ferguson'ın, Bologna'dan Ferguson'ın şöyle bir kartı var. 94'lük orta saha bayağı iyi duruyor. Ama orta sahada zaten McTominay var şu an. O yüzden Kenny Dalglish'e gideceğim. Hem Santrafor'u doldurur hem Dalglish. çok iyi bir oyuncu. Özellikleri de çok iyi oğlum zaten. <laughs> ve Kenny Dalglish'te de ikinci oyuncumuz oluyor. İlk 11'de iki tane İskoç'la başladık. Anlamadım nasıl oldu. Ama biri ikon en azından. Kimya için bayağı iyi olacak Dalglish kartı. McTominay'de zaten kendi kendine de kimya alıyor. Plus kart çünkü UEFA Euro. Damga vurup plus kartı. İyi başladık ama artık İskoçya gelmesin ya. Yeter lan. Sıradakine de geçtik. Direkt bir şeyler yazıyor ha. Swiss Sport Arena o. Swiss. İsviçre mi? Ne yazıyor ki? F, C büyük ihtimal... Bu L mi ne acaba? L'ye benziyor. Aha şurada yazıyor. Luzern olabilir diyecektim. Bak MES bilmem ne Luzern yazıyor binanın üstünde. Ah Mess Luzern. Güzel. Loser'ni bulduk. Takımın adı FC Loser galiba. Öyle bir takım olması lazım İsviçre'de. Stadı da böyle ufak bir stat gibi ama şık bir statmış bence. Oğlum İsviçre ne yeşillik lan? Baksana. Evler mevler güzelmiş. Neyse haritadan bakalım şimdi. İsviçre neredesin? Şurada. Lozan, Neuchatel. Aha Luzern. Direkt stadı bulalım mı? Burası stada benziyor ha. Swiss Sport Arena. <laughs> Nice spor arena. Burada da sivil spor arena bak. Tek atacağım tek. Çatırt. Yap tahmini baba. <laughs> 5 metre. <laughs> Çok iyi lan. Tam puan aldık bir de 5000 puan aldık. Harika oldu. Şimdi İsviçreli topçulara bir bakalım. İsviçreliler bayağı iyi. Zaten Euro'da da çeyrek finalde elendiler. Eliyorlardı İngiltere'yi. Bak Somer var. Ama Somer'in boyu kısa. Ben kaleci de kısa boylu sevmiyorum. O yüzden sonraki en iyi kartta da Akanji. 94'lük stoper Akanji gayet iyi duruyor. Ve o yüzden 3. oyuncumuz da Akanji oluyor. İp gibi dizildiler. Gayet güzel oldu ama. Şu an kale dışı her bölgede iyi bir oyuncumuz var. O garanti. Defansta da var. Ortada da var. ileride de var. Şimdi güzel kalecili bir ülke gelsin ya. Kaleyi baştan kapatalım da sonra sıkıntı yaşamayalım. Alın bu 5 metre şaheser oldu lan. Harika bildik. Sıradakine de geçtik. Şimdi Şöyle yavaş yavaş bakalım. Lotus. Lotus hiçbir şey anımsatmadı bana. Aha T-Mobile. Bak bu T-Mobile Almanya'da çok var. Adidas. Alman markasıdır. Ha şurada daha net görüyoruz. E Coca-Cola da Amerikan markası acı. O zaman hiçbir şey ifade etmedi. Aa yine Swiss Mad. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Yine mi İsviçre'deyiz? Lan hiç takımın logosu mogosu hiçbir şey yok ki. Nasıl bileceğiz bunu? Sansürlemişler bir der yerini ya. Şöyle bir renklerden çıkarım yapsak. Bak sarılı yeşilli bir şeyler var ama çok dağınık. Oğlum ne çirkin bir stat bu ya. Sarılı yeşilli İsviçre olma ihtimali var. Aa bir detay gördüm. Gudunsk yazıyor şurada. Gudunsk. Polonya'da Gdansk diye böyle bir bölge var ama. Orası olabilir mi daha? Burayı sallayacağım ha. Bak şöyle şehir merkezine doğru atıyorum. Tutarsa valla sırf şu Gudunsk yazısından tutacak ha. Hiçbir fikrim yok. Hadi aslanım. Oy. Ya kardeşim iğrenç bir stat yapmışsınız. Polsat Plus Arena Gdansk. Yani o yazı da olmasa var ya hiç bilmemizin ihtimali yoktu. Ama Gdansk'ın takım renkleri de yeşilli meşilli onu hatırlıyorum. FIFA 13'teyken falan ben oynuyordum bunlarla gereksiz. Güzel. Polonya'yı da bildik. Kaç kilometre? 4 kilometre öte atmışız. Tar temiz lan. <laughs> Çok iyi attık. Polonyalı futbolcular deyince aklıma geliyor bir iki tane ama. Hadi bakalım bir. Ha bu arada bir detayı vermeyi unuttum. Eğer oyuncuya dair hiçbir şey bilemezsek de bronz ekleyeceğiz. O yüzden en azından takım adı ya da ülkeyi bulmak lazım. Şu an iyi denk geldi ama Polonya. Oy Polonya'da harbi babalar var. Lewandowski baba zaten ilk aklıma gelen o oluyor. Dudek'in böyle bir kartı varmış. Kivior var. Stoper'de oynuyor. Solvek'de oynuyor. Aslında bayağı rahatlatır bizi. Kaleci alalım demiştik. Şezni aslında olabilir ha. Niye olmasın ya? Ama plus kart değil bu. O yüzden kimya vermek çok zor olacak Şezni'ye. Leva da değilmiş ya. Oğlum Dudek'in 90 kartı kartı satılmıyormuş ya. Onu alacaktım. 88'i de iyi durmuyor. Aa Polonya deyince bu adam geliyor aklı. O yüzden tabii ki Lewandowski alacağız ya. Diğerlerini salla. Ve Santrofor'a attık Lewandowski'yi. İleri at feci oldu. Çok iyi oldu ama ileride bir doluluk yaşar mı ileride? O korkutuyor beni. Bu tarz ülkeler gelmeye devam ederse sıkıntı yaşayabiliriz. Ama şu an çok iyi gidiyoruz. 4'te 4 gittik. İlla bir yerde patlayacağız ama <laughs> bakalım nerede. Umarım şimdikinde olmaz. Evet geldik şimdi bir sonraki stada. Değişik bir stat. Baya bir şey yazıyor ama hiçbir fikrim yok. Oğlum adamlar Coca-Cola yazmış kocaman. Lan bu sponsor stadı resmen baksana. Sagres yazıyor altta sponsorlarda. Üstte de Sagres yazıyor. Burada Coca-Cola sponsor. Allah Allah nasıl bir statmış bu ya. Ne para göz bir stat. Mesela Moche bak Moce de sponsor. Aha Moche. Abi bu nasıl bir statmış be. Neyse şimdi bir logo moga arayalım. Ama yani Aha. Aha. Lan şurada ufacık Benfica'ya benzer bir logo var. Görüyorsunuz mu? Ben zaten zoomlu göstermişimdir onu. Oğlum bu Benfica'nın stadı mı? Aa arkamızda da varmış. Lan kocaman logo varmış zaten. Bu Benfica'ydı değil mi ya? Braga değildi. İkisini ben karıştırıyorum hep. Benfica, Benfica. Ama Benfica nerenin acaba? Portekiz'de hangi şehrin takımı ya? Bak Braga diye bir şehir var mesela ama Benfica yok galiba. Lisbon takımı mıdır? Porto takımı mıdır? İkisinden birini sallayacağım ama bir düşüneyim. Porto, Benfica. Neyse Lisbon'u sallıyorum ama tutmayabilir de tahmin ettik. Oy tuttu lan. <laughs> Baya yakın sallamışız. Zaten Lisbon'un merkeze doğru attım ben. Stad da şuradaymış. Estadio do Sport Lisboa e Benfica. Of çok uzun oluyor bu Portekiz isimleri de ya. Oğlum şeyden salladım. Sanki Porto Benfica böyle dervi değil de. Işte Sporting Lisbon Benfica derviymiş gibi canlandı gözümde. Ya da şansa tuttu ya ne diyeyim. <laughs> Porto'ya da atabilirdim yani. Ama gerçekten Benfica ne para göz takılmış ya. <laughs> Bütün tribünler reklam kokuyor. Neyse Benfica'yı bildik. Ülke takım her şeyi bildik. Şimdi istediğimiz Portekizli geliyor. Aslında bende Ronaldo'nun böyle bir kartı var. 95'lik geliştirme yapmıştım kartına. Ama oğlum ileri at çok doldu zaten ya. Ronaldo'yu da atarsak başka adam alamayacağız. O yüzden ya savunma ya orta sağ alalım. Kaleci de olur hatta. Oy bu Ricardo Carvalho kartı baya iyi duruyor. 94'lük oyunun büyükleri kahraman kartı. Aslında stoperi direkt bitirebiliriz bunu alıp. Bak Matayuş Nunez de çok iyi duruyor. 4 tane oyun stili var. 9500 defans falan her şeyi çok iyi lan bu da olur. Sol ortada da oynuyormuşum. Aa! Benfica'nın genç yıldızı var Joa Neves. 95'lik kartı varmış. UEFA Euro damga vur ama bu full kimi alacak mı ya? O beni tırstırıyor biraz. Benfica'nın ustadını bilmişken aslında bu çocuğu da alabiliriz ya. Hadi öyle yapalım lan. Bu Joa Neves alalım. Hazır Benfica'yı da bildik. Ve diğer orta sahamızda Joa Neves oluyor. Güzel. Kimya da aldı lan. Demek ki alıyormuş bu da kimya otomatik. Bir Lewandowski kimyasız kaldı. ona en sonlarda hallederiz. Belki daha ikon alırız. Joa Neves fena olmadı ya. Orta saha iyi oldu gayet. 94-95 gayet iyi ilerledik. Ama artık biraz büyük ülkeler gelsin lan. Portekiz'e küçük demek için demiyorum da. Yani Portekiz ayarı devam etsin. İşte İspanya, Almanya, hatta Türkiye. E görmek için tek yolda sonraki stada geçmek ama bu stat ne aga? Bu ne bu ikincilik takım mı ya? Marsi Hol Universal. Ha Bosna Lijek falan diyor. Şurada bir logo var ama asla belli olmuyor. Çok ama böyle dandik bir logoya benziyor ya. Böyle Bulgar takımlarının logolara benziyor. Oğlum bu altyapı maçı falan bunlar genç ya baksana stat değil ki bura ya şu bosna lecek yazısı bosna ersek canlandırdı bir tek kafamda Eyvah, burada patlayacağız galiba şu forma da böyle romanya takımlarına benziyor ya bu bir balkan ülkesi kesinlikle ama hiçbir fikrim yok hangi balkan ülkesi sallama gideceğiz burada ya şu yazıya güveneceğim bosna ersek diyeceğim bakalım Nerede lan bosna bosna ersek ee, nereye yakındır hadi mostarın oraları atayım hadi bakalım bosna doğru mu neredeymiş lan kuzey makedonya <laughs> Çok alakasız. Yani Balkan olduğunu anladık da bilmek imkansızdı ya. Etovo diye bir yerdeymiş. City Stadium. Şehir stadı. Ha Stadyum KF Şikendia. Ah bak takım buymuş. KF Şikendia yani. Dediğim kadar da dandikmiş logosu gerçekten. Böyle paint de yapmışlar gibi duruyor. Topa falan baksana oğlum ortadaki ya. Makedon kardeşler kusura bakmayın ama bilmiyorum logoyu beğenemedim. Evet şimdi Makedonya'nın en kötü oyuncusunu alacağız. bronz. Ya şu bekleri alayım diyorum bari. Bekleri bir şekilde idare ederiz çünkü ya. Kuzey Makedonya bakalım. Bayağı da oyuncu varmış. Ama bilsek de alabileceğimiz çok çok iyi bir oyuncu yok zaten. O yüzden çok da üzmedi. Ha Elif Elmas doğru lan. Elif Elmas Makedonya'da oynuyordu. Evet en kötü oyuncu şu Bozinovski reismiş. 54 overall ama boyu maşallah yani. 1.95 boyu var. O yüzden koşamıyor zaten hızı 33. <laughs> Defansif farkındalık 50. Yükseklerden göremiyor demek ki aşağıda top ne yere gitti falan. Bozinovski gel bakalım. Yani Bozinovski harbi bizi Bozinovski ya. Geçti sol bek. En son tekrar ayarlarız takımı zaten de kesin beke atacağım diye düşünen Bozinovski'yi. Ya da üçlü stoper falan öyle bir şey yaparız. Oh iyi gelsin derken <laughs> iyice batırdık. Sonraki iyi gelsin ama oyun. Bakalım iyi mi geldi? Bu ne? Lan ablanın dibinden mi çektiniz ya? Aha şurada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor lan? Yan Braindel Stadion ya da Dan Braindel. Braindel. Aha şurada Jupiler yazıyor. Bak Jupiler Belçika Ligi'nin sponsoru. Belçika'da bir yerde olmamız çok olası o yüzden. Engi Elektravel. Valla tipler de Belçikalı andırıyor aslında böyle hafif sarışın falan. Aa, aa, logo var logo lan kulüp barış sanki kulüp barış. Ama kulüp barışın stat böyle midir ya bu geldi bana. Ama aga direkt kulüp barış logosu bu zaten jüpilerin altında varmış direkt görmemiştim ya. Peki Belçika'ya gidelim Bruges'e sallayacağım bir tane. Neredesin neredesin Bruges ha Bruges'e geldik. Dur bakayım statı da buluruz. Stat. Neredesin? Park Astrid Park. Sport kompleks diyor. Stad'ın adı neydi lan? Braindell falan öyle bir stadyon diyor. Şura çok statlık duruyor ama değil galiba. Allah süre bitiyor lan. Ee, şöyle tam yine şehir merkezine attım. Güzel. 3.7 kilometre. Evet yan Braindell stadyonmuş. Aa takımı bilemedik. Kulüp bruj dedim circle brujmuş ya. Yok lan. Oğlum bu logo yok ki orada. Nasıl bakamıyoruz bir daha ama. Harbi bu logo yoktu ya. Bir inceleyeceğim. Kulüp Brüj de orada oynuyorsa saymam. Kulüp Brüj de orada oynuyormuş. Yan Braindel Stadyum. Hem Kulüp Brüj hem Circle Brüj oynuyormuş. Tamam. Güzel. O zaman bildik sayarım o Kulüp Brüj'ü bildik. Ülkeyi bildik. Kilometrede 3.7 zaten. İstediğimiz bir Belçikalı geliyor. Hazır stoperde de baya kötüye gitmişken Bozdinovski sağ olsun, Oyundaki en iyi Belçikalı stoperi ekleyelim diyorum. Teate'nin bu kartı baya iyi duruyor. O yüzden Akanji'nin yanına da Teate'yi Gömdük. çok güzel oldu. 95 94. İki stoperimiz Taşır Hayvani. Ee, bu da dursun işte. Ama iyi bildik, iyi bildik bence. <laughs> Harbi ilk başta bilemeyeceğim gibi gelmişti ama bildik. Şimdi hiç kanadımız yok ama sistemde değiştirebiliriz. Önceliğimiz kaleci çünkü artık 4 oyuncu kaldı kaleci bir şekilde kapatmak lazım. Geçtik sonrakine. Bakalım kalecilik bir yer mi? Şurada direkt bir logo gördüm acı. Ferenc Macaristan. Ama tamam direkt bulduk ama Macar bir kaleci var mı ki ya? Gulacsi var. Bu yıl iyi oynamadı galiba. Aa bir de Ferenc nerede acaba ya? Bu da peşte takım mıdır? Onu bulur muyuz lan acaba stat'tan? <laughs> Şehrini falan. Belki bir yere yazmışlardır. Aa emekli bir forma var. Bu kesin Puşkaş'ın push formadır ha. Ben internetten bakıp buraya koymuşumdur doğrudur falan diye. Yani şehri bulamayacağız gibi ama Macaristan'ın en büyük takımı herhalde Budapeşte takımıdır ya başka yer olacağını sanmıyorum. O yüzden Budapeşte'ye atacağım. Şöyle tam ortadaki nehre atalım bir yere tahmin et dedik. Güzel. Bayağı da dibindeymiş lan derin. Magyar Telekom Sekas. İyi ya, bu çok kolay geldi ama işimize yarayacak mı bakmamız lazım ya. Yani Macar bizim eksik bölgeleri doldurabilecek biri var mı bakalım. Ooo Atilla Solay varmış aslında ha. sol bek için. Diğerini sağ bek atabiliriz bunu alıp. Dominik Soboslay var ama orta saha ihtiyacımız hem hele hücumcu orta saha ihtiyacımız yok gibi geliyor bana. Bile Orban da stoper oynuyor ama yani Atilla Salay daha iyi geldi. Ama tabii ki adamların efsanesini alalım. Ferenc Puşkaş. Santraforumuz dolu ama bir şekil oturturuz Puşkaş'ı. Çok efsane bir adam gerçekten. Adam baksana 8 yıl Real'de oynamış. 262 maç 242 gol. Acayip iyi. Aa Ferenc Varoş'ta oynamamış ki lan. <laughs> Ben de adamların hepsi sanıyorum ya. Bu da peşte Honvet diye bir takımda oynamış. Belki eski adı falandır. De milli takım kariyerine baksın oğlum. Macaristan 85 maç 84 gol. İnanılmaz bir adam ya. Bakarsın bizde de böyle golleri tıklatır. Ve Ferenc Puşkuş'u da şimdilik sol kanada attım. En son onu ayarlayacağız. Kaldı 3 mevkimiz. Kalecimiz hala yok. İyi bir ülke gelmezse battık demektir. Kaleciyi alabildiğim ilk fırsatta alacağım artık. Hadi sonrakine de bakalım. Bakalım ilk fırsat geliyor mu? Evet. Yine bir yerlerdeyiz. Abi sana ne olmuş? Bir yerler yerdeyiz ve o oh, lan Manchester City yazıyor. <laughs> Oğlum burası Etihad Stadı mı? Etihad Stadyum direkt yazıyor ya. <laughs> lan direkt logolar, stat adları her şey var. Bayağı temiz geldi. İngiltere'deyiz. İngiliz kaleci şimdiden düşünmeye başladım. Ha bir de yerini bulmak lazım lan. Şimdi 50 kilometre öteye atmayalım. Manchester'dayız. Bak Old Trafford. Aa direkt gözüküyor lan. Ama değişik yapmışlar ha bak. Etihad böyle Tam merkezin bir ucunda Old Trafford diğer ucunda. Ne şehir ya. iki tane koca takım var. Ama zaten stadı biz bulduk. Baya da şekilmiş ha. Böyle yuvarlak şeyler falan var haritada. tam üstüne atacağım lan bakalım. 0 metre çıkar mı? Göreceğiz. Tahmin ettim. Aga ne, siz nereye atmışsınız ya? Adamlar giriş kapısına atmış şeyi. Hedefi. 47 metre. Güzel. Şimdi İngiliz bir oyuncu. İngiliz bir Kaleci mümkünse bakalım var mı? Yani milli takımın bile kalesinde zaten Pickford oynuyor. O yüzden çok da emin değilim iyi bir kaleci bulabileceğimize. Aa Dudek de buradaymış daha. Görevler demiş. Ben de niye yok diyorum. Evet Pickford'un şöyle bir kartı varmış. 97 tam Pickford'a laf ettim ama. Varmış adamın kartı. Ana markette yok lan. Transfer pazarında yokmuş ya. E ne yapacağız? O zaman dizilişe bir hemen karar verelim. Evet dizilişi şöyle 4-3-2-1 yaptım. Çünkü 3 tane Santrafor var. var, Başka yapacak bir şey yok. O zaman şimdi kalecimiz buradan gelmeyecek. Riski atacağım. Son 2'ye bırakacağım kaleciyi. Ya sağ bek alacağız ya da orta sağ alacağız İngiltere'den. Bir bakalım. Connor Gallagher'ın şöyle bir kartı var. Bu iyi olabilir gibi geldi. Her özelliği 90 üstü lan. Bayağı iyi kart aslında. Ya yani bunu alabiliriz diye düşünüyorum. Aa aslında sol bek'e eşlik kolu da atabiliriz. Ha bak bu çok mantıklı geldi şu an. Diğerini de sağ bek'e atarız. Oy Declan Rice da akar ha. Declan Rice hiç düşünmemiştim. Bayağı iyi olabilir. Özellikleri de çok iyi lan. Aslında Foden orta saha oynayabilse Foden'ı alacağım da bizim sisteme hiç uymayacak ya. O yüzden Foden'ı eledim. Ya da tabii babalara gidebiliriz. Lampard. İşte Beckham veya Gerrard ama galiba eşli kol yaptı kafama ya. 92'lik eşli kolu da sol beke gömdü. Ben almadı ama tırstığımız bir yerdeyiz. Hala kaleci yok çünkü ya oğlum. Son iki oyuncu kaldı. Yani statları bilemezsek kaleci bronz kalacak bu kadar iyi kadro kurmuşken. Umarım iyi yerler gelir biz de hemen biliriz. Hadi bakalım şimdi sıradakine geçelim. Evet geldik sıradakine. Bayağı bir İsim var lan bu ne oğlum? 50 tane şey roman yazmışlar buraya ya. 1 F C K Eyvah nere la bura? Fritz Walter Stadion Aha bu ne? Aa Kaiser Slautern logosu lan bu. Değil mi? Kaiser Slautern miydi ya? Logo aşırı tanıdık ama sanki Kaiser Slautern. Bir de Kaiser Slautern olsa bile tam Almanya'da biliyorum. Ama kim bilir nerede ya? Kim bilir hangi şehir yani <laughs> bilmiyorum. Öyle bir şehir var mı acaba? Yok sanki ya öyle bir şehir Almanya'da. Karlsruhe. Eyvah. Bir de Almanya çok büyük ya. Burada 50 kilometre yaklaşmak çok zor. 40 saniyemiz var. Şimdi takıma emin gibiyim. Kayser Slautern ülke Almanya en azından 90'ı kapatırız buradan. 50 kilometreyi Durmamız lazım ama. Allah süre bitiyor. Neyse 50 kilometre tutmayacak büyük ihtimal ama merkeze attım. Aa varmış lan. Baktığım yerlerdeymiş hem de. Direkt Kaiser Slaut vermiş ya adı. Ben başka bir yere bağlıdır diye düşünüyordum. Fritz Walter Stadion. Harbi takım Kaiser Slaut vermiş ama logodan <laughs> iyi hatırladım. Takımı bildik, ülkeyi bildik. Yani maksimum 90'lık bir oyuncu alabiliriz şu an. Direkt kaleci alacağım ve galiba kimi alacağım belli. Oğlum Kaiser bulsak vermiş de gelin müthiş bir kartı vardı bende ya. Keşke bulsaydık. <laughs> Yine de riske gitmeyeceğim alacağım. Terştegen'in 89'luk kartını alacağım. Çünkü kale konusunu artık daha fazla riske atamayız. O yüzden kaleye de koyduk. Full kimya aldı lan. Nereden aldı full kimyayı? Ha Lewandowski. Ve ikonlar çok iyi oldu lan. <laughs> Düşünmemiştim bu kadar iyi olacağını. Güzel. Çok iyi oldu ama ya. Kaiser Slaughter'ın olayı. Alman bir kaleci gelmesi iyi oldu yani. Şimdi de tek mevkimiz kaldı orta saha. Ve son kez haritaya dönüyoruz. Hadi güzel bir tane daha orta saha kapattık mı? Tamamdır bu iş ya. Evet geldik. Sıradaki neyimize? Haritamıza. Şöyle bir bakınalım. Grafitiler ne iyi lan. Çok güzel çizmişler. Evet. Arabalardan bir şey çıkaramayız. Şöyle dil yazan bir şey yok mu ya? Aa, ne yazıyor? Aa burada kocaman yazıyormuş. <laughs> Ibiza, Eivissa, Union Depor, Deportivo mu acaba? Huerta, Ibiza, kulübün adı Ibiza. Ibiza Union Deportivo. Ben takımın adına bu diyorum acaba. İlk defa duydum hayatımda ama stadı da zaten dandik duruyor. Ama İspanya'dayız bir de. İspanya'da Ibiza'da mıyız, Deportivo tarafında mıyız acaba? Deportivo, gerçi Deportivo diye bir yer yok değil mi? Deportivo La Corunya vardı. Şu Corunya'da herhalde Deportivo. Ama Ibiza FC, Ibiza'dadır aga. Değil midir? Stad var mıdır burada bir bakalım. Bu park gibi. Aha! Can Misses Stat. Stadyum diyor. E stadyumunu böyle. Pesel. Canmış sesi ki. Oğlum bu stadyumun adını bulduk mu var ya. Ama çok az süre var. Süre bitmiş. Hayır. Seçeceğim burayı. Yapacak bir şey yok. Hadi lütfen. Hadi lütfen. <laughs> i̇şte bak. Harbi Ibiza'daymışız. Union Deportiva Ibiza. Onu da okuduk logodan zaten. Onu da bildik. Ülkeyi bildik. Stada 140 metre öteye attık. Her temiz. Şimdi İspanyol bir oyuncu kapatabiliriz. İspanyol oyuncu olarak da aklımda Pedri'nin bu kartı var. 98'lik. inanılmaz bir kart. Özellikleri falan zaten fişek. Galiba İspanya Euro'yu kazanırsa 99'u da olacak. Ama umurumda da değil. Şimdi orta sahada Pedri attık. İnanılmaz bir bitiriş oldu. Hücum attı. Mükemmel oldu. Orta saha acayip. Savunma sabit dışı iyi. Kale de idare eder. Kaiser Slaughter'ı yani bulsak oraya da tercihlerin 95'ini koyacaktık ama gayet iyidir. Tari temiz kurduk takımı. Şimdi bu takımla maça doğru geçeceğiz. Dediğim gibi kaybedersek hepsini hızlı saçacağım. Yani bayağı da iyi kurduk kadroyu. Bayağı üzer beni. Hadi rakibin kadroyu bir bakalım. Geldik maça. Bakalım kadrosu nasıl? Ee, oy orta saha iyiymiş. İlerisi de iyiymiş lan. <laughs> an. Yani sabit dışı biz de iyiyiz ama bakalım yapabilecek miyiz? Douglas çok güzel geçti. Kenny Douglas. Kenny Douglas. Hayır. Nasıl değdi karıcı? McTominay. McTominay. Scott McTominay. Dördüncü dakika döndü. Scott McTominay adamsın be. Aferin McTominay. Adam başladı tekrar. Arda. Ama abi yemedim çalımı ya. Yemedim ki çalımı. Yürü git ya. O çok güzel. Eşlik ol. Uşkaş. Lev offside olma. Abi. Buraydım keşke ya. Lan adam kontrolörü falan mı gitti? Umurumda değil. Ben satmak istemiyorum. Leo. <laughs> Pardon beyler satamam adamları ya. Oğlum adam gerçekten mi yok? Ben şakasına dedim de herhalde harbi yok adam ya. Ah geldi. Gelmedi mi la? Gelmedi herhalde dur bakayım. Abi neredesin ah geldi şimdi. McTominay. Ah oh be girdi sandım. Aa çıktı adam lan. Ama bu sayılmaz beyler. Bir maça daha giriyoruz. Geldik sonraki maça. İsmail kayla oynuyoruz. Oy kaleyi. Oha. Çüş. Aa ilerisi dandik. Ama geri çok iyi. Aa bakalım. Umarım pişman olmam diğer maçı saymadığıma başladı maç. Güzel geldik. Lewandowski. Lewandowski. Ah be Leva. Çok güzel. Puşkaş içinden geçti. Leva hadi be. O geçemedi. Aha. an Öz Leva. Leva işte bu. Beşinci dakika. Lewandowski. Haşlayıcımız bizim. Oh çok güzel başladık yine. Beşte bir sıfır. Leva. Hayır. Puşkaş'a geri bırakacaksın Leva. McTominay. Van der Sar. Bak biz sol kanattan gelmediyse. Aman sol kanattan gelmezse sıkıntı yok. Geliyor. Sol kanattan geliyor. İnatla sol kanattan geliyor ya. Hayır 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 eşit kol bravo. Allah'ım ben de inatla sol kanattan gelirim. Eşit kol. Eşit kol korneri aldı. Aferin. Leva alır mısın bunu? Bu kim puşkaş? Ah be. Aman aman harbiyi vurdu. Leva çok güzel bıraktın Leva. Çok iyi. Hadi Pedri Pedri müthiş döndü Pedri. Pedri 2-0. İnanılmaz döndü Pedri. Gözlüğünde yaptı oh be. 2-0 hadi 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 aslanlarım hadi. O sol konuda daha çok kullanmadan bir gol daha atmak lazım. Çünkü adam fark etti orayı. Davriş müthiş kaldırdı. Pedri. Ah. Alarm alarm alarm. Alarm. Oy Bozinovski. O bile oynuyor be o bile oynuyor. Leva müthiş sıyrıldı. Lewandowski attı. Ah Konate hızlı ama. Teketelare. Oy güzel geçti. Teketelare. Teat yetişti. <laughs> Teat aferin be. Hayır hayır hayır. Oh Akancı. Abi, bu deketelere çok tehlikeli. Harbi bize sorun yaratıyor şu an. Hayır ya. 2-1. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Öndeyiz. Pedro arka. Leva. Muşkaaaş, Muşkaaaş, Muşkaaaş. Berenç Muşkaş, aferin be. Sağya öyle attı bir de. 3-1, 3-1, 3-1, çok hızlı bulduk. Ama hayır abi, şimdi attık daha, şimdi attık daha ya. Şimdi attık daha. Eşli kol bıraktı, Duglish alır. Duglish aldı. Duglish yürüldü. Pedri. Pedri. Pedri yapma, senden çıktı bir de Pedri ya. Bari corner'ı al. Lan McDominay alamazsan... Harbi söverdim alamazsan. Aa ne oldu? Ne oldu oğlum? Adam çıktı mı? Ne oldu? Bir anda gitti. Bir şey de demiyor. Aa adam çıktı. Oğlum niye çıktı lan İsmail YK? Vallahi veler iki kere çıkanı artık sayarım. İkisinde de kazandık. O yüzden hiçbir oyuncu hızlı satmak zorunda değiliz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar da kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.